İyi akşamlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil. İki tane ligin üstünde olan takım var. Skor avantajı. İlk devre çok fazla pas hatası yaptık. Karşı pres bölgesinden çıkamadık. Aslında ona hafta içi çok çalışmıştık. İkinci devre hem format değişikliği planımız da tuttu. Golü de bulduk. Fakat daha sonra oyunun biraz daha kontrolünü elimize almamız gerekiyordu. Biraz daha öne çıkıp pres yapmamız gerekiyordu. Bu tip takımları oynattığınız zaman başınız her zaman sıkıntı çıkarabilecek bir takım. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün verdikleri mücadeleden dolayı da onlarla gurur duyuyorum. Yok herhalde. Buyurun. Mert Barhan, Ekstra Futbol. Hocam, Hayrullah'la golden sonra konuştunuz mu gol hakkında? Hayır, konuşmadım. Konuşmadınız, peki. Teşekkürler. Neyle ilgili? Hocam, hakem verdi, hakem bakıyor, veriyor. Yani onlarla ilgili bir yorum yapmak çok doğru değil. Ben hani hakemlerle ilgili bir şey yapmıyorum. Ama bizim yediğimiz golden önce de bir şey söylüyorlar. Ben ona da hiç değinmiyorum. Yani ben hakemlerle ilgili bir yorum yapmıyorum. Ta ki geçen haftanın Erkan Özdamar mıydı? Onunla ilgili olan bir yorum yaptım. Onun dışında kimseyle ilgili bir yorum yapmıyorum yani. Yine de buradan söylüyorum. O hakemin, Erkan Özdamar'ın performansına dikkat etsinler diyorum. Hocam, hafta içi yani bazı haberler de çıktı. Canınızı da sıkmıştır büyük ihtimalle o haberler. Benim canımı sıkmıyor. Ben işimi yapıyorum. Yerinize dimdik duruyorum. Ben dimdik duruyorum. Başkanımızın takdirindedir. Bizde öyle can sıkacak bir şey yok. Ben kendimi baskı altında canımı sıkacak bir şey yok. Baskı altında canı sıkılacak insanlar, evine ekmek götüremeyenler. Ben işimi iyi yapıyorum, doğru yapıyorum. Onun için de bu işin sorunu yok. Başkanımızın takdiridir. Hiçbir sorun yok. Herhangi bir görüşmeniz baştan sonra yok, hiçbir şey olmadı başkanımızla. Yani zaten başkanımız üzerine düşen her şeyi yaptı. Yani bunun sorumluluğu da bizde yani. Bir sıkıntı yok. Başka soru Hocam siz futbolun doğrularını yapmaya çalışan çok çalışkan teknik direktörlerden bir tanesiniz ama sezona kötü bir başlangıç yaptınız. Bundan sonraki süreç için neler söyleyeceksiniz? Mutlaka planlarınız vardır. İyi de bir takımınız var. Bundan sonrası için neler söylemek istersiniz? Bu 7. maçımız, hani bunları ben bahaneye sığınan bir insan değilim. Takımların oturması maalesef bir süre oldu. 7. hafta, 5. deplasman, bunların içinde Galatasaray var. Deplasman Fenerbahçe takımı var. Adana Demirspor. Yani onu da deplasmanda biz İstanbul'da oynadık. Yani ben takıma inanıyorum, güveniyorum. Yani iyi yoldayız. Daha iyi olabilir mi? Elbette olabilir. Şu anda 7 maçta 6 puanımız var. Ama bundan sonraki fikstür de bizim lehimize döndü. Yani lehimize derken hani kazanabileceğimiz maçlar var. Umarım kazanırız. Yani çıkışımızı yakalar. Çünkü Kayseri ile oynayacağız, İstanbul Spor'a, Samsun Spor, yani o öyle bir periyot var. Umarım Ankara gücünün layık olduğu yerlere getiririz. Başka soru? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.